Evet, iyi akşamlar. Evet, iyi akşamlar. Doğum günleri, sevgililer günleri, yıl dönümlerinizi hepsini tebrik ederiz. Aynen. Önemli bir gün önce. Evet, evet. Neler söyleyeceksiniz? Vallahi bugün gerçekten bizim için çok özel bir gün. Bir sene nasıl çabuk geçmiş gerçekten farkına bile varamadık. Geçen sene bugünlerde çok büyük bir heyecan yaşıyorduk. Şimdi aynı heyecana, aynı başka duygular da üstüne katarak yaşıyoruz. Allah inşallah bu mutluluğu daim eder. Amin. İnşallah ölene kadar böyle el ele hayatın getirdiği bütün zorlukları beraber atlatırız. Babalık duygusu ne zaman yaşanır? Kısmet inşallah bakalım. Allah büyük diyoruz. Peki hediyeleri soralım. Hani muhakkak bir hediye almışsınızdır. Üç şeyi aynı yere sıkıştırdınız. Öyle demeyelim ya. denk geldi diyelim. Onları da açıklamayalım. Bizim aramızda olsun. Şimdi şey yapmayalım. Bekler etmeyelim. Maliyetten yana mısınız yoksa pahalı bir hediyeden yana mı? İkisinden de yanayız galiba. Yani ben daha çok maneviyat. Tolga biraz şey kaçırmıyor. Yok canım, estağfurullah. Ben hediye bekleyen bir insan değilim ama kendisi gene sürpriz yapıyor. Ama kendisi hakikaten hep böyle daha manevi değerleri yüksek hediyeleri tercih ediyor. Dizi final yapıyor artık. Evet. Bir tatil, dinlenme düşünüyor musunuz? Çıkar mısınız birlikte? Vallahi bu sefer Almeda Hanım yoğun bir tempoya girecek. Ben biraz dinlenme süreci içerisine gireceğim. Benim için keyifli bir tatil olacak herhalde. Kendi başıma tatile çıkmayı planlıyorum yavaş yavaş. Tatil diyorsunuz ama bu arada Jean-Claude Van Damme'dan da bir teklif gelmişti. Evet. Senaryo elinize ulaştı mı? Yok, hayır. O kendi avukatı aynı zamanda menajer ofisiyle diyalog halindeyiz. Onların yönlendirmesiyle olacak. Hani ne olacak proje tam olarak, ne isteniyor. Ama ondan sonra netleşecek. Vallahi evet, öyle bir şey geldi. Mailleştik de hatta. Ben isterim tabii ki. Ben isterim. Yani eğer şey yaparlarsa, arzu ederlerse olacak. Hayata geçecek. Tolga'nı döver bence. Almeda'nın sizin projenizden bahsedelim. Biraz hayırlı olsun diyelim. Teşekkür ederim. Nasıl bir şey? Dans yarışması. Bak bir şey söyleyeceğim. Arnavutluk'tan izlenecek bu evet. Röportajlar. O yüzden istiyorsan. Evet. Geçen çünkü biraz her detayını vermişim. Arnavutluk'takiler biraz şey oldu. Yani onlar daha orada haber çıkmadan burada haberler çıktı. Haberler burada yüzden, çıkıyor ve Arnavutluk aynen. Basını da bizi, yani daha doğrusu sizleri takip aynen. Ediyorlar. Sizden aldıkları haberlerle bu sefer kendileri evet. Haber yapıyorlar. Ben biraz öğreniyorlar. Şey duruma düştüm. Dans yarışması Arnavutluk'ta mı olacak? Arnavutluk'ta olacak. Hani yok böyle dans gibi bir şey buradakinin sunuculuğunu yapacağım. Ha, orada kalacaksınız oradaki. Uzun bir süre galiba. Bir 3-4 ay oradayım. Evet. Gidecek gelecek. Gidecek gelecek. İşte ben de fırsat bulunca gideceğim. İnşallah. Bu arada bu konuya açıklık getirmiştiniz ama bir yasak durumu söz konusu değil değil mi? Almeda Hanım'a koyduğunuz yasaklar falan. Ne gibi? Ne gibi yasaklar? Yani proje içerisinde, film içerisinde. Film içerisinde. Konuşuruz ya onları ya. Yok yok, yasak falan yok. Peki. Almeda Hanım size böyle bir yasak koyuyor mu? Yakınlaşma sahnelerinde falan bir kıskançlıklar koymadı ya. Ortada değil mi? O yüzden. O konuyla ilgili çok şey oldu aslında, hani fırsat bulmuşken söyleyeyim bari. Ben çünkü çok yazıldı işte kıskançlık durumları falan. Hiç öyle bir şey yaşanmadı aramızda. Hiçbir zaman yaşanmaz da zaten ama hep o konuyla ilgili yani üstüne duruyorlar hep. Ben de anlamış değilim ama yani aramızda hiç öyle bir sorun olmadı bugüne kadar. Yani birbirimizin iş sahalarına son derece saygı duyuyoruz ve birbirimizi zaten. Üzmeyecek, rencide etmeyecek hiçbir adımda da bulunmuyoruz. O yüzden bizim için bir sıkıntı olmuyor. Peki çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun.